Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme zatna ilmenle imanlıkla tevkülen tevkülen. Tevkülen izmiyelen mafeten mafeten şişkan müşterekin ve ikraik. Öfreten esmeten ve hikmeten ve sadakaten. Ve ihlasen ve selam ikrana. Hafizelen ve zakaten. Vesbeten ve şahsızın mafeten ve afiyeten ve kalben. Selimah. Allahümme merhamme. 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 Allahümme nedir? Zihinsel enerji ve çeşitleri teoriler. Bugün konumuz biraz bilimsel olacak. İyi günler arkadaşlar. Konuya girmeden önce Carl Jung'la ilgili bir üçüncü bölüm. Evet, bu girişi yaptıktan sonra Carl Jung'da rüya ve zihinsel enerji nedir? Nasıl yorumlanır? Çeşitleri nelerdir? Rüya çeşitleri. Carl Jung 20. yüzyılın en önemli psikiyatristtir. Rüya bilimiyle ortaya çıkmıştır, bilinir. Hayatında pek çok rüya yorumlamıştır ve bir sonuca gelmiştir. Rüyalar zihinsel bir enerjiyle ortaya çıkar ve bir yapısı vardır. Orijini, kaynağı nelerdir? Çok mantıklı şekilde ve duygusal biçimde devam eden bir tecrübeye dayanır. Rüyaların kesildiği noktalar olduğu gibi devam ettiği ve bilinç altında sürdüğü de olur. Bastırılabilir fakat bilinç üstüne çıktığında her rüya detaylarıyla ortaya çıkar ve düşünceler, etkilendiği konular ve duygu geçişleri yaşanır ve insanı etkiler. Pekala bu zihinsel enerji nereden ortaya çıkar? Carl Jung bilinçaltı ile
bilinç üstüne aynı şekilde değer veren bir psikiyatrist olması itibariyle diğerlerinden ayrılıyor. Subjektif olarak görünen bilinçaltı bilgisi ne kadar gerçekçidir? Bu tartışılmıştır. Carl Jung diyor ki her rüya değerlidir. Her rüya bir işarettir. Her rüya bir deva sunabilir. Bunu yorumlayanın kapasitesi, bu ilmi bilmesi ve association yapmasıyla, yani bağlantı kurabilmesiyle alakalıdır. Çünkü görülen semboller misal aleminden gelir. Bu sembollerin direkt manası yoktur. Bu sembollerin o kişinin yaşadığı dünyada bir manası vardır. O şahısın kişisel özellikleri, kişilik yapısıyla alakası vardır. Dolayısıyla her rüyayı yorumlamak mümkündür. Ayrım yapmaz. Rüyanın çeşitleri vardır. Pek çok rüya yeniden üretime girer. Yeniden tekrar size çok seri şeklinde gelir. Aynı rüyayı defalarca görebilirsiniz. Bunu zihin niye yapıyor? Zihin enerjisi ruh konuşmasıdır. Rüyada bunu niye yapıyor? Ruhunuz niye konuşmak istiyor? Çok düzenli veya düzensiz bir şekilde rüyalar gelebilir. Kabuslarda farkı vardır. Kabuslar vardır, rüyalar vardır. Kabuslar bir takım korkuların ortaya çıkmasıyla rüyalarda gözükür. Pek çok elementleri var tabii rüyaların. Bunların fantezisi, bir fantezi var. Çok özel bir karakteri var. Bilinç, bilinçin prosesi, bu süreci acaba hangi manalara işaret etmektedir? Tecellisi nedir? Rüyanın kontenti, yapısı, içindeki senaryo nasıl bir tecelliyle ortaya çıkmıştır? Hangi sembollerle, hangi arkaik sembollerle ortaya çıkmıştır? Hangi motifler vardır? Hangi resimler vardır? Bunları ortaya çıkardığımız zaman ve association, yani ilişki kurduğumuz zaman, o zaman rüyaları yorumlayabiliriz. Sigmund Freud burada Carl Jung'dan ayrılmıştır. Çünkü free association teorisi var Sigmund Freud'un. Carl Jung buna karşı çıkıyor. Yani neurosis'e, psikosis'e bağlamak için, psikoza bağlamak için uğraşmış Sigmund Freud ve rüyaları travmalı, sorunsal kişinin uydurması, zihinsel uydurması olarak görmüş ve bir değer vermekle beraber sadece hastayla ilişki kurmak için kullanmıştır. Halbuki Carl Jung ise bunu neurosisten, psikozdan ayırmış ve psikozu değerlendirdiği gibi her kişiye değer vererek, her rüyaya değer vererek aslında bunun bir linki, ilişkisi olduğunu, yani association olduğunu, free association diyerek bunun geçiştirilemeyeceğini ve bir insanın delirmesine veya mantıksız olmasına yönlendirerek rüyayı anlamsız kılamayacağını ortaya atmıştır. Bu nedenle zaten ana ayrışmalarını 1909'da böyle sağlamışlardı. Çünkü bir house, bir ev rüyası var Carl Jung'un. 3 katlı bir ev. Biz şu anda mesela Vezmet'teyiz. Yukarı katı var, bir yukarı katı var. 3 katlı da değişik semboller ve motifler görüyor. Amerika'da beraber dolaşıyorlar bir konferansta. Rüyasını anlatıyor. Sigmund Freud gülüyor. Anlamsız bir rüya işte. Böyle sallıyor. O zaman anlıyor ki bu adam hiçbir şey bilmiyor. Yani bu kadar anlamlı geniş motifleri, resimleri, arkaikleri olan bir rüya böyle üstün geldik yorumlanamaz diyor. Çünkü en alt katta basement'te Carl Jung romanın, helenistik devrin kahramanlarını görüyor. O Apollo'yu görüyor mesela. Herkül'ü görüyor. Hera'yı görüyor. Zeus'u görüyor. Oradaki kahramanların bir hikayesini görüyor. Bunları niye görüyor?
Acaba çok okuduğundan mı, tarihi çok iyi bildiğinden mi, zihni ona oyun mu oynuyor, yoksa bu rüyanın bir manası mı var? Carl Jung'un ev rüyası, daha sonra kendisi yorumladığında, kitap yazacak kadar bir malzeme ortaya çıkartıyor. Ve kendisinin kişisel yapısıyla yakından alakası var. Yaşadığı dünyayla alakası var ve mantıklı. The conscious mind, logical mind ile ilişki kurduğunda eğer bilinçaltı, bilinç üstüyle, bilinçle, vicdanla ilişki kurduğunda ortaya mantıklı bir gerçek çıkıyor. Bu nedenle ayrılıyor ve diyor ki Ezop masalları vardır bilirsiniz. Ezop masalları, fable hikayeleri. Orada çok değişik, derin tipler vardır. Bunların hepsinin psikolojik manası vardır. Bunlar fantezi değildir. Hayvanlar konuşuyor da, hayvanların konuşması fable hikayesinde konuşabilir mi hayvan? Konuşamaz. Fakat neden rüyalarımızda konuşuyor? Demek ki her insanın bir hayvanla ruhsal ilişkisi var. O hayvan geliyor rüyasına ve konuşuyor. Bir vizyon sunuyor. Bir hikmet sunuyor. Buradan yola çıkarak kalıyor. Diyor ki rüyalarda konuşan hayvanlar Ezop masallarında dile gelmiştir ve insanlara psikolojik dersler, hikayeler sunmuştur. Naratif terapi yapmıştır. Ve rüyaların çok değerli bir kaynak, information kaynağı olduğuna, source olduğuna karar veriyor. Ve rüyaları değerlendirip bunları psikoanalizde analiz etmek ve bu zihinsel ürünün, tecrübenin öğretici yönünü, eğitici ve ders verici, yönlendirici yönünü kişisel bazda el alıp, bireysel bazda el alıp daha iyi bir direksiyonda yola sokmayı ve o kişiyi yönlendirmeyi beraber ortak bir çalışmayla rüya üretiminde bir sonuca gitmeye yönleniyor ve fokus oluyor. Bu konuda çok ciddi, bilimsel bir şekilde teknikler geliştiriyor. Rüya resimleri bir çeşit her insanda yardımcıdır. Kolektif olarak rüyalar olduğu gibi bireysel olarak da rüyalar vardır. Bu proseste bazı metotlar gerekir. Bu metotlar eğer bilinmezse rüyalar ne olur? Cahil insanlara yorumlatırsanız kafasına ilk gelen şeyi söyler. Oradaki gördüğü hikayeyi, resimleri olduğu gibi bir mana olarak algılar. Halbuki tam tersi manaya gelmektedir. O kişinin dünyasında o resimlerin, o motiflerin, o arkaik kahramanların değişik manası vardır. Neden onlar rüyada görülmüştür de başka şey gözükmemiştir? Association işte burada çok anahtar bir kelime. Bunu aslında Kant'tan alıyoruz kalıyorum. Kant'ın rüyalarla ilgili yazmış olduğu metot vardır. Her şey diyor Kant, her eşya bir necessity'dir, necessity'dir. Yani ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Bir amaca, gayeye matuf rüyada ortaya çıkmıştır. Immanuel Kant'ın bu görüşünü benimsiyor ve her rüyanın bir gayesi olduğunu düşünüyor, bir metot geliştirmeye karar veriyor. Bu metodu geliştirirken de öze iniyor ve karşılaştırmalı bir yöntem ortaya koyuyor. Carl Jung'un ortaya koyduğu causality and finality dediğimiz bir konsepttir. Sebep-sonuç ilişkisine bakıyor ve finality dediğimiz sonuca gidiyor. Sigmund Freud finality'ye gitmiyor. Sadece hastayla ilişki kurmak için kullanıyor. Yani çok selfish, self-interest alakası var rüyalarda. Carl Jung'un ise finality olarak sonuca gidiyor. Sonuçta bu rüya bu şahısa ne söylüyor? Nasıl bir deva umut sunuyor? Nasıl bir çözüm sunuyor? Bu konseptleri dile getirirken çeşitli bilimler var. O bilimleri ben dile getirmeye çalışacağım. Finality
bir mücadeledir hedefe doğru yönelmiş ve hepsinin bir şeyi vardır. O sensler, ruhtaki duyular da insandaki ruhsal enerjiyle, zihinsel enerjiyle alakası vardır. Herkesteki zihinsel enerji aynı değildir. Herkesin ruhu da aynı güçte değildir veya duyuları aynı şekilde kullanamıyordur. Bu yüzden materyal olarak rüyanızda gözüken malzeme neyse association kurmak, bağlantı kurmak ve bu tecellilerin rüya dream content'in fundamental olarak hedefi ve gayesini bulmak gerekir. Bu malzemeye yönlendirdiğiniz zaman tabiat olarak, doğal olarak bir sonuca gitmek mümkündür. Bu nedenle insanın hafızasında yerleşen bu dilim rüya kontenti çok önemlidir. Detayları vardır. Fakat siz detayları hatırlamayabilirsiniz. Rüyayı gördünüz, hemen kalkıp yazmazsanız veya sabahleyin anlatmazsanız rüyanın büyük bir çoğunluğu gider. Bir hafta sonra %20'si kalır. 15 gün sonra hiçbir şey kalmaz. Bu nedenle rüyalar hemen anında kalkılıp yazıldığı takdirde, kayda geçirdiği takdirde detayları ortaya çıkar. Carl Jung diyor ki aslında hafıza rekord yapıyor. Yani siz unuttuğunuzu zannediyorsunuz. Fakat bilinç altında bu rüyalar depo ediliyor, arşivleniyor. Bunu tekrar ortaya çıkartmak ve anlattırmak gerekiyor. Detayları ortaya çıkardığınız zaman o detaylar arasında değişik resimler, değişik semboller birbiriyle alakasız bile gözükse o alakasız gözüken sembollerin aslında hepsinin birbiriyle alakası var. Link kurduğunuz zaman, association kurduğunuz zaman bu resimler ve motifler arasında hikayeyi tamamlamak mümkündür. Yoksa finality olmaz ve manasız, anlamsız bir rüya olarak çöpe gider. İnsanlar rüyalarını anlatmayı tercih ederler. Çünkü etki altında kalırlar. Duygusal olarak impact yapar. Kendilerine çok ciddi bir tesir meydana getirmiştir. Bazı rüyalar hayatlarını değiştirmiştir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de gerçekleşen rüya, Hazreti Yusuf'un rüyasını bildikleri için peygamberlerin ilhamları 66'da bir, Kur'an-ı Kerim'in 66'da biri rüyada geldiği için rüyanın bir divine kalitesi, yani kutsal bir ilham özelliği de vardır. Bu nedenle sadece peygamberler, resuller değil, evliyalarda, normal insanlarda rüyalarda divine mesaj alabilir mi? Eğer Allah'ın sevdiği bir kulsa neden olmasın? Bu nedenle kutsallık cihetine baktığımızda verilen mesajın meleki bir mesaj olduğu da, kutsal bir mesaj olduğu da söylenebilir bazı rüyalar için. İşte bu rüyalardaki yorumu anlatabilmek için bu malzemenin, delillerin ortaya konması ve bütün hepsinin aynı değerde ele alınması gerekir. Çok anlamsız gibi gördüğünüz, alakasız gibi gördüğünüz bir sembol çok alakalı ve değerli olabilir. Analiz yaparken rüya yorumlu. Birinci nokta gaye, orientation nedir? Her şeyin bir gayesi vardır. Her rüyanın bir gayesi vardır. Effect ilişkisi, yani etkileme, mana ilişkisi nedir? Neden ve nerede bu rüya görülmüştür? Bireysel deliller nedir? Bireyi ilgilendiren bu rüyadaki deliller, kendi gerçek hayattaki, yaşamdaki sosyo-kültürel ve siyasi ortamı nedir? Hangi ortamda bu rüyayı görmüştür? Yani condition based. Complicated network var mıdır? Yani rüyayı gördüğü tarihte ne yapıyordur ve rüyasında bir network kurulmuş mudur? Mesela bir ilişki kurmuş çocukluğuyla ilgili. Babası orada
onu mesela bir emir veriyor, yapmıyor. Daha sonra babasını tren kazası yaparken görüyor. Oradan babasını kurtarmaya çalışıyor ve tren altında kalıyor. Böyle bir rüya gördü diyelim. Gerçekle alakası yok gibi gözüküyor. Bunlar olmamış. Fakat bu rüyayı niye gördü? Bu network ilişkisi kurduğumuzda aslında rüya ona ne anlatıyor? Halbuki böyle bir tren rüyasını izah ettiğinde çok komplikat, karışık gibi gözüken bu rüyanın gerçek hayatta aslında bir karşılığı olduğunu, o çocuğun babasına karşı bir travma ile çocukluğunda büyüdüğünü ve babasının gerçekten de bir kaza geçirdiğini, tren kazası değil ama başka bir kaza ve o kazanın altında babasının kaldığını ve komada olduğunu öğreniyoruz. Bir vicdan azabı çekiyor çocuk. O kazanın altında kalmış. Neden babasına karşı böyle bir beddua diyeyim veya kötü olmasını istemiş. Kendisini suçluyor. Psikolojik bir bunalıma giriyor. Yani malzeme çok önemlidir. Malzemenin network'ü çok önemlidir. Ek malzemeler nelerdir? Erotik tecrübeler nelerdir? Sansür nedir? Rüyada sansür yapmış mı? Bastırmış mı? Sansür hayatta her zaman karşılaştığımız bir şeydir. İnsan sansürle hep karşılaşıyor. Bütün hayatı boyunca sansür, sansür, sansür. Baskı, baskı, baskı. Toplumsal baskı, ailevi baskı, devlet baskısı, bireysel olarak kendisine baskı, stres yapıyor. Sürekli bilinçaltını baskı altında tutan insanlar rüya göremezler. Rüya görürler ama hatırlamazlar. Hatırlamak istemezler. Taattur, remembrance yoktur. Bu ruhsal bir duyudur. Ruhi duyusunu kaybetmiştir. Çünkü suçluluk duyar. İşte burada association ön plana çıkıyor. Neye karşı suçluluk duyuyor? Neden utanıyor? Yani guilt, shame, hatred and love. Dört tane çok güçlü emotion'dır. Neye confused olmuş? Neden disappointed olmuş? Hayal kırıklığı yaşıyor. Neden hayal kırıklığı yaşıyor? Neye kırılmış? İncinme noktası nedir? Kırılma noktasını bulduğumuz zaman, ilişki kurduğumuz zaman bir dayanma noktası buluruz. Ahlaki bir yozlaşma yaşanmış. En sevdiklerinden hançer yemiş. Annesinden, babasından, dedesinden, en iyi arkadaşından, toplumundan, vatanından. Bu ahlaksızlık içinde morality kalmamış. Peki finality nedir? Sonuç nedir? Meaningful, bunun manası nedir? İşte burada compensation fonksiyonu ortaya çıkıyor. Compensation function Carl Jung'un rüya tabiri biliminde çok önemli bir anahtar kelimedir. Birinci association ise ikinci compensation'dır. Bunu açacağım. Daha fazla açacağım. Şu anda direkt geçiyorum. Sayıyorum şu anda. Effectiveness of religious symbols. Dini sembollerin etkili olması. Yaşadığı din ve kültür neyse bu dine ait kutsalların, kutsal karakterlerin ve sembollerin The Mandala'nın ortaya çıkmasıdır. The Mandala dediğimiz manayı veren sembolik resim, motif nedir? The Mandala mesela değişik din ve kültürlere göre veya etnisiteye göre değişik semboller olabiliyor. Bir tane arkadaşım var da Hindistan'a gidiyordu iki hafta önce. Dedim bana The Mandala getir. Hindistanlı, tabi Hintli. Dedi, The Mandala nedir? Dedim, sen Sikhsin. Sikhler Müslümanları sevmez de bilir ama benim her milletten dostum var tabi. Sikhlerden de dostum var. Türbanlıdır kendisi. Erkek, tabi kadın türbanlı değil, erkek türbanlılar. Dedim, pazara gidiyorsun. Pencap'ta. iPhone'dan çıkardım.
Google'a The Mandala yazdım. Tak resim çıktı. Bir sürü resimler. Baktı, ha The Mandala. Kutsal sembol. Ben Hintlilerin kutsal sembollerine çok hayranım. Onları istiyorum. Ne yapacaksın dedi. Dedim şu duvar var, duvar atsam şurada bir yere. The Mandala önemli bir kutsal semboldür. Labirent gibidir. Matematiksel boyutları vardır. Aritmik kullanılır. Çok boyutludur. Bu boyutlu The Mandala'da Magical Circle vardır. Magical Circle daire içinde bir takım kodlar, şifreler vardır. İnsanlar evlerini asarlar da ne manaya geldiğini bilmezler maalesef. Tabii biz biliyoruz bu bilime. Biz bayağı uzun zamandır yoğunlaşmış durumdayım. The Mandala sembolü Carl Jung'un bilimsel rüya yorumlamasında çok önemlidir. Herkesin darması, sevgilisi farklı olduğu gibi herkesin The Mandala'sı da farklı olabilir. Ve subliminal materyal nedir? Yani şimdi subliminal mesaj veriyor diye insanları hapsettiler ya, kendileri veriyorlar, kendileri verince iyi oluyor, başkaları verince iyi olmuyor, o suçlu oluyor. Subliminal mesaj, yani bilinçaltı mesaj veren, malzeme sunan momentler vardır insanın hayatında. Sürekli insan aslında hayatı boyu subliminal mesajlar altındadır. Bebekliğinden beri. Ailesinden alır, okuldan alır, televizyondan alır, filmlerden alır. Sürekli reklamlardan alır. Sokağa çıkın, 5 kilometre araba sürün, 400 tane sign görüyorsunuz. Billboard, reklam görüyorsunuz. Subliminal mesaj. Şimdi bu subliminal billboardları astılar diye bu reklamcıları hepsini hapse mi atmak lazım? Vay alçaklar. Subliminal mesaj veriyorlar bir daha. Hayat aslında subliminal mesajlarla dolu, işaretlerle doludur. 5 kilometrede bilim adamları 400 tane gözün bu sembolleri, resimleri, motifleri, billboardları gözünüzün içine soka soka yerleştirdiğini, dizayn ettiğini görüyor. Yani her şey aslında zihnin, hafızanın perception ile alakalıdır. Bunu siz record yapıyorsunuz bilinçaltınıza, farkında değilseniz. Bilinçiniz diyor ki, görmedim ama gördünüz. Record yaptı bilinçaltına ve bu conscious situation dediğimiz, yani kendi bilinçiniz, vicdanınız bir maske taktı, bunları bastırdı. Record edildi, kayıt altında. Arşive kaldırıldı. Bilinçaltında, unconscious'ta adjustment ve balans yapıyorsunuz. Bir takım aksiyonlar yaparak onları baskı altına atıyorsunuz. Halbuki sürekli siz depolayan bir adamsınız. Zihniniz sürekli hafızanıza çok büyük bir bilgisayar gibi bilgi depoluyor. Bu bilgiler siz farkında olmadan ruhunuz, yani gözünüz, ruhunuzun kapısı gözünüz bunları record yapıyor. Bir kamera gibi çekiyor, kaydediyor. Process of reflection'da, yani bunların farkına varmak, self-awareness olma noktasında uyanma vakti geldi kardeşler. Uyandığınız zaman görüyorsunuz ki siz bu sürecin içindesiniz. Ve doğru çözümü bulmak zorundasınız. Bunu da karşılaştırmalı olarak bulmak zorundasınız. Bilimsel olarak bilinçaltınızdaki bu bilgileri karşılaştırmak ve logical olarak the conscious mind'da değerlendirmek, analiz etmek zorundasınız. İşte burada unconscious bilinçaltıyla bilinç arasında bir köprü, ilişki kurmuş oluyorsunuz. Bilinç size yardım etmediği sürece bilinçaltındaki bu raw material, bilgiler gerçekçi olmuyor. Unrealistik. Realiteye yansıyabilmesi için bilinçin bilinçaltına paralel bir ilişki kurması gerekiyor. Paralelizm burada var. Yani paralel devlet diyorlar da herkes paralel devlettir zaten. Kendi bireyinde
bilinç ve bilinçaltı arasında siz paralel bir devlet kurmuşsunuz zaten. Ha, görünen devlet var, görünmeyen derin devlet var. Aralarında ilişki çok paralel. Bu paralelizm bütün hayatınız boyunca sizi etkileyecektir. Siz isteseniz de istemeseniz de. Evrim yap, evrimden geçiyor tabii bunlar. Sembolleri tartıştığımız zaman, yani sembolleri fix yapmamız gerekiyor. Çünkü semboller gözükür, fakat o sembollerin size ne mana ifade ettiği, sizi nasıl etkilediği, fix yaptığımız zaman biz gerçeği yolunda buluyoruz. Çünkü herkes için o semboller farklı manaya gelebilir. Buna zaten phallic symbols, phallic symbols diyoruz. Hollow, kutsallaştırılan simbol. Bu mesela nasıl bir karakter taşıyor? Feminin karakter mi, maskülün karakter mi? Yoksa müennes mi? Bir de müennes var biliyorsunuz. Third gender. Müennes erkek ve kadın dışında third gender olarak Arapçaya geçmiştir. Hindistan kültüründe vardır ve kutsal kabul edilir third gender sahipleri. Buna hicra diyorlar. Şeyi var, terminolojisi var. Hindistan kültürüne şimdi geçmeyeyim. Bu konuda ben çünkü ders de vermişim teaching aslında olarak. Neydi dersinizin adı? Sexuality and Religion. Hint kültüründeki hicra anlayışı, third gender ne mana ifade eder? Neden kutsal görüyor Hintliler? Neden onlardan dua talep ediyor? Yani homoseksüellik ve lezbiyenlik, transgender kutsal mıdır? Hindistan da öyle. Onları ermiş kabul ediyorlar. Hindistan'daki kültür farklı. Onlardan dua almaya çalışıyorlar ve onlara giden çok sayıda zengin, varlıklı insan var biliyor musunuz? Hem de çok iyi okumuş. Tört kendine gidiyor. Bana dua eder misin diyor. Bana bir muska yazar mısın gibi bir şey yani bu. Hindistan kültürü biraz şeydir. Değişiktir yani. Her kültürün değişik tabii yorumlar oluyor. Yücelerleri yorumlarken bir insanın yaşadığı lived culture, yaşadığı kültür nedir? Şimdi Türkiye'ye gelseniz Deliriş Ertuğrul'u izledikten sonra bir adam şimdi tabii rüyasında eline kılıcı şeyi alacak kılıç kalkan oynayacak yani. Ondan sonra değişik semboller var tabii rüyada. Onlar ortaya çıkacak. Gel de şimdi bu rüyayı yorumla. Manası var mıdır? Vardır tabii. O sembollerden fix yaptığımız zaman manasını bulacağız. Değersiz rüya yoktur. Küçük rüya vardır, büyük rüya vardır demiştim daha önce. Kolektif rüyalar bütün toplumu ilgilendirir. Bireysel rüyalar vardır. Her rüyanın bir manası vardır. Şeytandan da gelebilir, Allah'tan da gelebilir. İnsanlar da üretebilir diye bir konsept var demiştim. Bunu çöp atıyoruz. Bu konsepti. Şöyle çöp atıyoruz. Bu çok sosyal inşaat olan classification Carl Jung'a uymuyor. İbn Arabi'ye uymuyor. Çünkü insanların yaşadığı kültür ve condition'a göre rüyaları değerlendirmek, analiz etmek gerekir. Çok klasik sosyal inşaatları ben karşıyım. Carl Jung'da karşı. İbn Arabi'de karşı. Biz bu nedenle düştük zaten. Rüyalar şeytandan geliyor diye değersiz değildir. Şeytan da insana evet etkileyebilir. Santral var dünyayı şeytaniye biliyorsunuz. Rüya gördürebilir. O erotik rüyada gördürebilir. Erotik rüyada gördüğü kadın karakteri aslında kendisidir. Kendi ruhundaki kadındır. Ama o şey fahişe filan zanneder. Fahişe gördüğünü zanneder. Aslında kendisini görüyordur. Bu da bir espri olmuş oldu. Espri değil gerçek. Ben şaka yapmam. Bilimsel konuşuyorum şu anda. Kendisinin verdiği değer nedir? Buna bakarız. Ve bilinç altındaki aspektleri, özellikleri nedir? Gördüğü sembollerin. Bunun terapi açısından kazancımız nedir? Benefiti nedir? Buna bakarız. The finality'ye bakarız. Yani bizim için önemlidir. Bireyin gelişiminde
terapötik bir benefit sunduğu zaman, bir kazanç ortaya koyduğu zaman rüyaların değeri daha çok ortaya çıkar. Classification yaptığımız zaman teoriye göre ve practical olarak nasıl kullanacağımıza dair rüyalardaki motifler çok typical'dır. Bu tipler ve typical özellikler çok greater importance diyor Kagan. Çok önemlidir. Çok hızlı tercüme ediyorum aldığım notlardan. Karşılaştırma yaptığımız zaman mitolojiyle karşılaştırma yaparız. Her milletin, dinin, ırkın, etnisitenin tarihte yeri ve mitolojisi farklıdır. Şimdi Anadolu'da 51 tane medeniyet geçmiş. Bir sürü mitoloji var, hikaye var. Halk içinde orali, verbali yaşayan hikayeler var. Oral kültür var. Türk kültürü oral kültürdür. Bu Kızılderililer gibi. Hikaye çok. Yani o hikayeler değişik kültürlerden geçmiştir. Mesela İslamileşmiştir. İsrailiyattan gelen hikayeler de var. Frikyalılar da hikaye anlatmış. Finikeliler de anlatmış. Hititler de anlatmış. Onlardan gelen hikayeler de var. Anadolu'nun kültürü, medeniyeti Hazreti Nuh'un beşiği gibidir. Sallanır sürekli. Tufanlar gelmiş geçmiştir. Anadolu ayakta kalmıştır. Nice Nemrutlar, Firavunlar, Süfyanlar, Deccallar gelip geçmiştir. Mezarları kalmıştır ama isimleri çok kötü bir imaj olarak rüyalarda kalmıştır. Yani şey gibi geliyor rüyaya, öcü gibi geliyor. Hani kurcabani gibi geliyor. Nemrut ya, Nemrut. Zalim. Firavun köle yapmış insanları. Karun çok zenginleşmiş, soymuş milleti. Zulmetmiş herkese, herkesine. Ne olacak Nemrut? Yani tarihe nasıl geçecek? Tabii kötü geçecek. Kötü bir kahraman olarak geçecek. Kahraman ama. Yine ama kötü kahraman. İyi kahraman değil. Bu mitolojide bunun hikayesi ve motifleri vardır. Rüyalara gelir. Ölse, geberse bile geliyor ya. Öyle bir iz bırakmış, imprint bırakmış ki, kültürel bir iz bırakmış ki, geliyor. Yani ölse de geliyor. Kurtuluş yok. İnsanları etkiliyor. Anadolu'nun tarihindeki ben size hikayeleri anlatırsam zaten anlarsınız. Hititlerin hikayesinden başlayabilirim. Hititlerin kahramanları vardır. Bir de kötü kahramanları vardır. Kötü kralları vardır. Kötü krallar geldiği zaman zaten Hititler yıkılıyor. Yıkım süreçlerinde hep kötü bir kahraman gelir zaten devletin başına oturur. Seçimle mi geliyor bu adamlar? Sahte seçim yapıyorlardır. Büyük ihtimal. Şimdi Friedrich Nietzsche rüya yorumunda diyor ki her şey diyor phylogenetically older mark of thought diyor. Biliyorsunuz ben Nietzsche'yi de çok seviyorum. Nietzsche'nin kitaplarını okumuş ve analiz etmiş biriyim. Onun mesela Zerdüş böyle buyurdu kitabı çok güzeldir. Zerdüş 4000 senelik bir Fars medeniyetindeki bir peygamberdir. Allah-u Teala tehdit dinini bu Farslara da göndermiş ama bu Farslar hep münafık ya. Hep değiştiriyorlar, tarif ediyorlar. 4 tane Zerdüş var. Zerdüş'ü değiştirene kadar 4 tane Zerdüş değiştirmişler. Abdullah Hoca da 5. Zerdüş yapacaktı. Bizim miti yani. Çok zekiler. Kitabında kendileri yazdılar. Abdullah Hoca'nın adını attılar. Ama Kürtleri kandıramadılar. Yani Müslüman insanları kandıramadılar. 1000 senedir Müslüman Kürtler ya. Adamları Zerdüş yapmaya çalıştılar. Salak bir Leyla Zana'nın divorce yaptığı ex-husband'ı İsveç'te Mehdi Zana tapınak açmış. Zerdüş tapınağı. Yani bakıyorsun, yani ahir zamanda kafayı yiyen çok adam var. Zerdüş iyi bir adamdı. Zerdüş tevhid dinini, Allah'ın bir olduğunu getirdi. Bir felsefeye sahipti. Bu düşünceler çok eski izler taşır. Daha sonra işte Mitra kültürü var İran'da. Mitra kültürü Roma'yı da etkilemiştir. Bugün İspanya'yı da etkilemiştir. Boğa kültürü mesela.
yani matadorlar, boğa kültürü Mitra'dan gelir. Fars medeniyetinden gelir. İspanya'ya geçmiş ve temel bir kültür olmuş matadorlar ve boğa savaşı. Arana'da insanların bir boğanın matador tarafından alay edilmesi, kızdırılması, öfkelendirilmesi ve öldürülmesi. Zalimlik değil mi? Bu zalimlik aslında münafık Fars medeniyetinden gelmiştir. Fakat Roma medeniyeti sırasında Romalılar eğlenceyi sevdiği için Roma'ya bu dövüşü getirmişler. Eğlence olsun Romalılar, gladyatör olsun, her türlü oyunu getiriyorlar. Romalılar eğlensin, keyif etsinler. Bu sırada tabi Roma zulmediyor. Askerleri var, yollar yapıyor. Bütün yollar Roma'ya çıkar çünkü ordu var, askerler yürüyecek. O ülkelere nasıl kontrol edecekler? Yol lazım. Yolu o yüzden yapıyor Romalılar. Buna baktığımız zaman Mitra ile Güneş Tanrısı Ra'nın savaşında Mitra kaybediyor. Ra kazanıyor. Ve İstanbul'a Güneş Tanrısı Ra oturuyor. İstanbul'un en derin devleti Ra'dır zaten. Güneş Tanrısı'dır. Güneş sembolü olan bir parti çıktıysa o iyi bir parti değildir. Paganist, Güneş Tanrısı'na tapanların partisidir. Siz dikkatli olun, onun adayını filan, devlet başkanı sakın seçmeyin. Yani Süfyan size rahmet okutur. O kadar durum kötü yani. Güneş Tanrısı, Ra Tanrısı böyle değişik sembollerle çıkıyor. Walmart'ın da sembolü o Güneş Tanrısı. Türkiye'de kendisine iyi diyen kötü bir partinin de Ali Türkşen diye bir şerefsizi almış olan partinin de öyle bir sembolü var. İyi diye sizi kötüyü kakalayacaklar yine anlayacağım. Değişen bir şey yok. Bu baktığınız zaman Roma'nın Ra Tanrısı ile Mitra arasındaki Fars Tanrısı arasındaki savaşta Sezar demiş ki ya bu Mitra'yı da kabul edelim. Kavga etmeyelim bu Farslarla. Çok asker ölüyor ya. Ondan sonra Ra ile Mitra kardeş olmuşlar. Hazreti İsa ve havarileri gelene kadar. Hazreti İsa ve havarileri hem Ra'yı hem Mitra'yı mezara sokunca bu putperestleri, paganistleri gerçek dine, tevhid dinini anlatınca daha sonra da İslam'ı değiştirmek için Roma gücünü kullanmış ve Saint Paulus dediğimiz vatandaş, Roma vatandaşı ile Artemis, Zeus ve Herkül üçleme anlaşımı, teslis anlaşımı Hristiyanlar sokmaya çalışmış. Ha, Artemis kadın, kahraman. Hazreti Meryem var, kutsallaştıralım. Zeus Tanrı olsun. Bizde var Tanrı Zeus. Allah, onlar da var. Yahve, Zeus olsun. Yahudiler de Allah'a Yahve derler. Hala Yahve'dir. İsim değişmemiştir 4000 senedir. Bu Herkül kim? Zeus'un oğlu. Hira'dan oldu. Hira büyücü kadın. Ama Herkül'ü koruyor. O halde Herkül kim olsun? Hazreti İsa olsun. Romalılar böyle zeki adamlarmış. Hristiyanlığı etkilemişler ve Hristiyanlığı Romalaştırmışlar. Tarihsel olarak baktığımız zaman bunlar rüyalara nasıl yansıyor? Bu tarihsel savaş güç Dişafrikon dediği gibi devletin terör gücü dinleri dahi değiştiren, bozan, tahrif eden terör gücü insanların hayatlarını hep etkilemiş. Soykırımlar, katliamlar, cinayetler, katillikler. Devlet bir terör aygıtı olarak kullanılmış tarih boyu. Adaletli insanlar geldiği zaman biraz düzenle yaşanmış ama 2 sene, 3 sene, 5 sene, maksimum işte belki 30 sene tekrar terör aygıtı olarak kullanmak isteyen şeytani ruhlar devleti ele geçirmiş. Bu kısır döngü tarih boyu hiç değişmemiş. Baktığımız zaman bunların savaşından dolayı bireyler etkileniyor ve rüyalarına yansıyor. Hayatlarına yansıyor. Her rüyanın primitif bir language'i var, yüzüş var. Yani bu çok önemli. Rüya dili var. Rüya dili figüratif bir dildir. Bu nedenle Kavlin diyor ki en güzel rüya dili Hititlerin dilidir. Bizim Çorumlardan bahsediyor.
boğazlayan başkentidir. Bizim Hattusas medeniyeti Çorum'dur başkenti. Bizim Çorum dünyanın en eski başkentidir. Hitit medeniyetinde bir dil var. Resim dili var. Bu resim dilinde rüya diline en uygun secretif yani şifreler barındıran bir dildir. Zaten Carl Jung İsviçre'deki evine Hitit dilinden bir şey yapıyor. Bir tower kuruyor. Hitit dilini öğreniyor. Öğrenmeye çalışıyor. Rüya dilini çözmek için Hitit dilini bilmek gerekiyor diyor. Sümer dilini bilmek gerekiyor diyor. Sümer dili de aynı şekilde şifreli bir dildir. 1850 yılına kadar çözülememiştir. Bu dilin de rüya dili olarak çok önemli bir yeri vardır. Mitoloji açısından yeri vardır. Bütün insanları etkilemiştir. Bütün insanların rüyalarını oradaki manalar, semboller etkilemiştir. Bilinç altında vardır. Rüya yorumu bu nedenle çok karşılaştırmalı bir psikolojidir. Anatomisi vardır ve bunu öğrenmek öyle her yiğidin harcı da değildir. Rüyalar insanın bilinçaltına gelen bir prosestir, bir reflection, tefekkürdür. Bilinçaltının kontentine bir reflection yapılmasıdır. Zihinsel bir enerjiyle bu ortaya çıkar. Ve bir linki vardır tabii, association'ı vardır. Bunları sizin bilinciniz bilinçli olarak selek yapar, seçer. Vicdanınız duruma göre, momentlere göre, yaşanan hadiselere göre bunları seçer ve bilinçaltına atar. Bilinçaltı bunları arşivden çıkartır ve bir senaryo içinde, bir lojik içinde bir film senaryosu gibi size sunar. Dilim rüyalar bu nedenle şu figüratif bir dile sahip olduğu için sensation vardır yani bu resimlerde. Sensation, intuition'la bağlantısı olan bir ruh duyusudur. İnsanda sensation, duyular vardır. Intuition dediğimiz kolektif bilinçaltına yakınlaştığı zaman insan participating mystic olmak zorundadır. Yani mistik olmak zorundasınız. Eninde sonunda derviş olacaksınız kardeşim diyoruz size ya. Dervişlik yüksek bir makamdır aslında. Derviş olmadan kolektif bilinçaltına ulaşmanız mümkün değildir. Ben demiyorum, Carl Jung diyor. Dervişler hiç olmasına rağmen aslında hiç ender hiçtir. Participating mystic makamına ulaştığı zaman zaten düşünceleri ve judgment kabiliyeti, bakış açısı, perception'ı direkt olarak bilinçaltına yoğunlaştığı için bilinçaltındaki bastırılmış düşünceleri ve duyguları farkına vardığı için, bir farkındalık meydana getirdiği için buna Sufi Mindfulness Terapi demiştim ben Master'da. Farkındalık terapisi ortaya koyar. Farkındadır her şeyin. Uyanmıştır, uyanıktır. Uyusa bile uyanıktır. Uykuda bile tek gözü böyle kapalı uyuyor. Tilki gibi. Ruhu uyanıktır. Kalbi uyumaz. Alimler zaten şeydir. Uyusa bile ibadettedir diye şey var. Neden böyle diyecek olursanız aslında uyanık insanlar da uyumazlar. Rüyalarda buluşuruz. Biz yine size bunları anlatırız. Eğer engel koyarsanız rüyalarınıza gireriz. Rüyanızda size tebliğ yaparız. Bize engel yoktur yani. Tebliğ ve öğüt verme noktasında ruha engel konamıyor. Hiçbir zalim, firavun ve nevrut başaramıyor. Impossible mission. Bunları tabi rüyaları doğru tercüme etmek ve bunlarla ulaşmak için bilinçaltındaki kontenti ve bunların association linklerini birinci bunları nasıl seçtiğini ortaya koyuyoruz. Ve rüyanın size hangi gerçeği öğretmek için zorladığını anlıyoruz. Hangi resimlerle, zihinsel enerjiyle bu bilgiyi size sunduğunu ve bu şahısın treatment'ında, terapisinde bu rüyayı nasıl rectifies yapabileceğiz? Dream rectifies the situation. Duruma göre
rüyalar rectify yapar. Rectify ne manaya geldiğini Google edin, öğrenin kardeşim. Şeyh Google var ya. Her şeyi ben tercüme edeceğim. Rectify contribute yapar. Yani malzemeye karşı bir ilişki kurmuşsunuzdur. Bu ilişki sizin gelişmeniz için gereklidir. Bir gerekçe ortaya koymuştur. Rüya analizi yaptığınızda compensatory factor dediğimiz compensation'a bakarız. Yani nasıl bir tazminat sunuyor size bilinçaltınız? Bir tazminat ödüyor. Bu maddi bir tazminat değil. Bilinçaltı size tazminat ödemek istiyor, bilinçe yardımcı olmak istiyor. Çünkü bilinç maske takmış gerçekleri gizliyor, yalan söylüyor, örtmeye çalışıyor, kendisine yalan söylüyor. Ama aslında kendisine yalan söyleyemez. Çünkü bilinçaltında bir travma yaşıyor. Vicdanı kokuşmuş, yozlaşmış veya rahatsız. Vicdanlar rahatsız diyoruz ya, aslında bilinçaltı rahatsız. Dini compensation dediğimiz bir olay vardır. Dinler çok önemli rol oynarlar rüyalarda. Ve ortaya çıkar semboller, kutsallar. Kültürler çok büyük rol oynar. Yaşadığı kültür. Dini neyse, hangi dine inanıyorsa o dinin mandalası gelir. Sembolleri gelir. Ben o yüzden mandalaları seviyorum. Her gittiğim yerde ben mandala topluyorum. İster inanın ister inanmayın. O kadar çok mandala sembolüm var ki benim. Hepsini bu duvara atsam zaten kafayı yersiniz. Asmıyorum, hanım kızıyor. Yoksa asardım. Burası delihaneye döndü falan diyor. Duvara astırmıyor. Hanım duvara resim bile astırmıyor. Yukarılarda resim yok bizim. Duvarlarda resim olmaz. Mandala çok önemlidir insanların hayatında. Yani rüya yorumda bunu compensatory faktörle yani doğal olarak biyolojik faktörlerle incelediğimizde personalize yapıyoruz. Daha önce ben Nebuchadnezzar'ın rüyasını anlatmıştım. Bir kralın megalomanya yaşayan, güç zehirlenmesi yaşayan bir kralın psikosis ve şizofreni geçirmesiyle sonuçlanan o rüyada finalite gebermişti. Biliyorsunuz ölümsüzlük suyunu bulmaya çalışıyordu. Anlatmıştım. Çünkü ölümsüzlüğe müştak bir ruh vermiş Allah, ebede müştak. Ne kadar zalim olursa, ne kadar güzel derse de ölecek yani. Bir gün ölecek. Hesap var, hesap verecek. Ölümsüz ruh cehenneme gitmesi var, cennete gitmesi var. Bu geçici dünyada insanlara zulmederek cehenneme gitmek var. Bir de hayır hasenat, güzellikler yaparak, insanlara yardım ederek Allah'ın rızasını kazanıp cennete gitmek var. İkisi arasında seçim yapmakla siz mesulsünüz. Objektif ve subjektif mükellefiyetleriniz var. Şimdi compensatory dream bence bir çeşittir. Fonksiyon olarak bir çeşittir. Çünkü tazminat mutlaka ödenir. Mutlaka. Maddi olmasa bile manevi. Rüyada ortaya çıkar. Kabuslar görür o zalimler. Tazminatı öderler. Bu dünyada ödemek istemiyorlar. Devlet gücünü kullanıyorlar. Ama rüyalarda buluşuruz. Öderler mutlaka. Şarkılarda geçmiş zaten. Biz rüyalarda mutlaka buluşuruz. O tazminatı söke söke alırız. Rüyaların böyle bir özelliği vardır. Yani rüyada gönderebiliyor muyuz? Başkasının rüyasına girebiliyor muyuz? Siz isteyerek olmuyor. Sizin samimi niyetiniz, sinsiritiniz, kırılmışsınız, incinmişsiniz, hakkınız elinizden alınmış. Elinizde gücünüz yok, acizsiniz. Allah size merhamet ediyor ve o zalimin rüyasına giriyor. Rahatlık mı? Veyahut da iyilik yapmışsınız, insanlara iyilik yapmak istiyorsunuz. Çok uzak diyarda bir arkadaşınıza yardım etmek istiyorsunuz ama eliniz çatmıyor, ulaşmıyor. Allah sizin ruhunuzu o kardeşin rüyasına sokup yardım edebiliyor. Siz iyi niyetinizin karşılığını alıyorsunuz, sevabınızı alıyorsunuz. Allah size bilmediğiniz nice sevaplar yazıyor.
Bunlarla siz ahirette karşılaşacaksınız. Bilmiyorsunuz, hesaplayamazsınız zaten. Sizin hesabınız, kitabınız yetmez Allah'ın merhametini, rahmetini, rahmaniyetini anlamaya yetmez. Allah gafurdur, rahman ve rahimdir. Size şefkatle bakıyor. İyi niyetinizle nice sevaplar yazıyor hanenize, kitabınıza. Eğer niyetiniz kötüyse sabrediyor. 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 1 milyon filan. Milyonlarca yalan söylüyorsunuz, gıybet ediyorsunuz filan. Çok günahlar işliyorsunuz. Allah çok sabırlı. Allah yasaburdur. Belki kulum döner. Belki kulum tövbe ve istiğfar eder diye. Kalbinize mühür vurana kadar ruhunuz kapkara olup da şeytanlaşıp, ifritleşip dönmez bir hale gelene kadar sabrediyor. Daha sonra her yerin, her şeyin bir sınırı var kardeşim. Yani. Yeter dendiği zaman mühür basılıyor. Artık hidayet yolları kapanıyor. Ne oluyor? Böyle dallin oluyorsunuz. O dalalet yoluna gidenlerden oluyorsunuz. O dalalet yolu var ya. O dalalet yolunda artık hidayet erdirecek Allah'tan başka kimse yoktur. Hiç kimse size yardımcı olamaz. Yani Allah size inayet etsin, ıslah etsin. Kolay değildir çünkü. Dua etmek lazım. Dualar da her zaman çalışmıyor. 40 sene aynı dua ediyorsunuz bazen bir insan ıslah olsun, hidayet etsin diye. Hiç değişiklik yok. 60 senedir. Yani vazgeçmeyin. Allah bir gün nefes aldığı sürece belki o insana ıslah eder, hidayet nasip eder. Bilemezsiniz. Yani ben kendi hayatımda çok gördüm bunu. Bir insana samimi yardım ettiğin zaman mutlaka karşılığını buluyor. Bir hikaye anlatayım da bugün konumuza bitireyim. Çünkü hanım birazdan bir yere geçmek lazım. Hanım duymasın bu hikayeyi. Daha önce anlatmıştım. Ben aslında Beşik Tekmesi vardır biliyorsunuz Anadolu'da. Benim annemle, kuzannem üzerine güneş doğurmayan Beşik Vakit namazında çok dindar bir kadındı. Çorum'da tavşan beslerdi. 400 tane tavşanı vardı. Ördekleri, kazları. Benim cücelerim, bebeklerim derdi. Bizim Çorum'da 2 tane de bağ vardı. Yaprak toplardı. Üzüm yaprağı. Onları getirirdi. Sabah erken kalkar, namazını kılar, ekmek yapar. Daha kimse kalkmamış. Baklava yazar. Mantı yapar, erişte yapar. Çorba yapar. Herkesi yola salar filan. Hayatı böyle geçti. Çok ezildi. 9 çocuk doğurdu. 3 tanesi öldü. Çocukları o zaman şey yok. Hep onun sırtında. Benim dedem inşaat işçisi sıvacıydı. Mustafa dedem biraz da zakıcıydı. İnşaat işçisi çok dindar değildi. Despottu. Herkes korkardı ondan. Odasına kimse giremezdi. Böyle vatandı. Ben girerdim. Diğer torunlar korkardı. Ben korkusuz bir çocuğum eskiden beri. Giderdim dedemin yanına otururdum. Dedem de hoşuna giderdi. Herkes korkuyor ondan. Ben korkmuyorum. Hatırlıyorum yani. Dedem 1981'de mi? Öyle, orada mı? Vefat etti. Ben o zaman 12-13 yaşındaydım. Girerdim. Herkesin teyzelerim annem korkuyor. Acaba bağırıp çağıracak mı? Öt diye bağırdı mı? Yok. Dedem gayet iyiydi. Başımı okşardı falan. Sen benden korkmuyor musun diye sordu. Yok dedim. Niye korkayım? Sen benim dedem değil misin? Niye korkayım? O da gülerdi. Otur dedi torun. Rakı içiyordu mezesiyle falan. Ben de onu seyrederdim. Çok iyi bir insandı aslında. Ama herkesi korkutmayı başarmıştı. Ben öyle korkan bir adam değilim yani. Çocuk bebekken de korkuyorduk. Sonra Duzannem, biz Duzanne derdik annemleme. İsmi Duzu'ydu. Benim bütün teyzelerim dindardır. Ama değişik seviyelerde hepsi. Bir çok dinleri var eskilikte. Aşırı dindar.
koyu Ümran teyze. Bir soft dinler var. Yasemin teyzem Almanya'da. Bir de laik dindar Hayriye teyzem vardı rahmetlik. Şimdi onun çocukları var. Eskiden şimdi akrabalar evlilik var ya. Dediler ki teyze kızlarından birini alacaksın. Bizim daha doğar doğmaz beşik ekmesi yapmışlar. Haberimiz bile yok bizim. Büyüyoruz tabii. Biz yılda bir defa Çorum'a gidiyoruz. Bir ay falan. Babam asker, havacı. Paso duvarlarında kılıyoruz. Babaannem benim çok sert bir adam. Babamın annesi Hacer. Kartal. Maviş gözlü. Yani 4 saat oturamazsınız odasında. Çok sert, haşin. Yani adamın önüne bir bardak çay da koymuyor. Hiç böyle. Kartal. 99 yaşında oldu. Çok uzun süre yaşadı. Nice çileler, eziyetler çekmiş. O da çok dindar. Babam mesela Osman eline dokundu mu abdesti bozuluyor. Bu kadar dindar. Ama ben dokunuyorum, bozulmuyor. Diğer torunlar dokunuyor, bozuluyor. Erkek torunlar. Ben dokunuyorum, bozulmuyor. Baba ne diyorum? Abdestin bozulmadı. Ben de abdestini bozmak için dokunuyordum. Gıcıklık olsun diye. Yok dedi, senden bozulmuyor. Niye bozulmuyor babaanne? Başkaları bozuyor. Oğlum bile abdestini bozuyor. Ben niye bozamıyorum senin abdestini? Sen dedi namaz kılıyorsun dedi. Ama dedim babam da namaz kılıyor. Git o bende bu dedi. Bana bir palto bile almadı falan. Kızgın. O yüzden abdesti bozuluyor. Palto alana kadar devam etti yani bu. Paltoyu aldı. Yine abdesti yeniliyor. Hani dedim paltoyu da aldı babam. Olsun. Bu Bendemur başka şeyler de yaptı. Sen bilmiyorsun. Torun biliyordu. Babaannem öyleydi. Yani ben düzenleme gireyim. Düzenlem bizi bir tane teyze kızıyla beşik ekmesi yaptı. Biz her sene Çorum'a gidiyoruz. 1970'ler, 80'ler falan. Tabii haberim yok benim beşik ekmesi olduğumuzdan. Ne zaman haberim oldu? 17 yaşlarında, 18 yaşlarında oldu. Söyledi yani. Alacaksın dedi. Eyvah. Pre-arranged marriage yani bizimki. Ben de alıcı gözle hiç bakmamıştım. Hep teyze kızlarına beş taş oynuyorduk, ip atlıyorduk. Kardeş olarak görüyorum. Yani bacı olarak görmüşüm. İyi dedim bir alıcı gözle bakayım. Şu teyze kızının evine gideyim. Bakalım teyze kızı ne yapıyor. Herhalde yaşım kaçtı o zaman? 17. Daha asker okuldaydım. Ama ben koyu dindar biriyim tabii. Hadiye teyzem layık bir dindar. Öyle namaz falan yok yani. Allah inanıyor. Oruç tutar ama namaz falan yok. Mahmut Enişit de asker. O da astsubay emeklisi. Jandarma o. Tam bir şey. Düzenli bir adam. Çok intizamlı bir adam. Fakat o oruçta tutuyor mu diye tutmuyordu yani. Bazen tutar bazen tutmaz. Kafasına göre takılıyor. Bekledim. Teyzem dedim şey nerede kızım nerede dedi şeyde okuldan gelecek dedi. Bana resimlerini gösterdi. Dedi bak voleybol takımında kaptan dedi. Şey yapıyor dedi. Çorum şeylerinde voleybol şampiyonasında birinci oldu takımı. Kaptan dedi. İşini gördü. Ödülleri almış okul birincisi. Zekası iyi. İşte şey var. Sporcu tekili namaz kılıyor mu? Yok namaz yok. Resimlere baktım. Bacaklar çıplak. Böyle bol oynuyor kaptan. İçime cız etti. Dedim ki ben kız güzel. Çok da severim kendisini. Dedim ya ben nasıl evleneceğim bu kızla? Geldi okuldan. Eskiden kızlar biraz okulda da şey giyerdi, açık mini gibi giyerdi. Baktım, yani pek moralim bozuk. O da beni çok sever, kırıldığımı anladı. Onun ruhsal duyuları çok sensitif, güçlüdür. Yanıma oturdu. Ne oldu dedi.
Gel konuşalım seninle. Ben tabii nereden gireceğimi bilemiyorum. 17 yaşında bir gençsin. Düşünün yani halini. Oradan girdim, buradan girdim. Bir türlü konuya giremiyorum. Dedim ki ben sana dedim şey yazayım dedim. Namaz nasıl kılınır? Kısa süreler nedir? Bir kağıt kalem getir dedim. Gitti koştu getirdi. Elle yazdım. Kısa sürelerin hepsini yazdım. Namaz nasıl kılınır anlattım. Dedim namaza başlıyorsun dedim. O da şaşırdı. Hiçbir şey diyemedi. Ve o şekilde gittim. Ve memlekete döndük Eskişehir'e. O zaman Eskişehir'de kalıyoruz. Aradan işte ben şeyler geçti, yıllar geçti. Ben asker okuldan atıldım. O liseyi bitirdi. Üniversiteyi kazanmış Konya Selçuk'ta. Gitmiş. Çorum'u terk etmiş. Ben de işte aradan bir 3 sene geçti. Azerbaycan'a gittim. O Konya'da. Haberdar oluyorum ama ne oldu bilmiyorum. Ondan sonrasından haberim yok. Ben yazdım, gittim, bir daha görüşmedim. Aradan yıllar geçti. Öğrendim ki o gün bana ne zaman anlattı? 2013 senesinde anlattı bunu. 2012 miydi? 2013 senesinde anlattı. Biliyor musun dedi. Hani gelmiştim. Bana kısa süreleri yazmıştın. Çok üzülmüştün. Ben niye üzüldüğünü anladım. Ben voleybol takımının kaptanıydım ve bacaklarım çıplaktı. Ve bütün bedenim, vücudum ortadaydı. Sen ona üzülmüştün değil mi dedi. Evet dedim, ona üzülmüştüm. Bana o süreleri yazdım. Oturdum o gün, hepsini ezberledim. Ertesi gün namaza başladım. Ve voleybol takım kaptanlığını bıraktım. Okulu birincilikle bitirdim ve üniversiteye girdim. Ondan sonra hiç gelmedin, hiç beni sormadın. Yıllarca Konya Selçuk'ta seni bekledim. 4 sene. Bir gün gelecek diye. Sen gelmedin. Bana aşık oldular. Evlenmek istediler, hep geri çevirdim. Peşimi bırakmadılar. Sonra Risale-i Nurcu'yla tanıştım. Hizmetle tanıştım. Onların sohbetlerine gittim. Senin şakit olduğunu biliyordum. Ben de şakit oldum. Dedim ki şimdi ben şakit de oldum. Duyar belki gelir. Sen duymadın. Sen gelmedin. Hizmete de girdim. Fakat sen yine gelmedin. Hiç ilgilenmedin. İnsan bir defa kalbini, elini üzdü mü böyle oluyor galiba. Ve daha sonra duydum ki evlenmişsin. O gün çok yıkılmıştım. Hep reddediyordum. Bir tane oğlan bana aşıktı, sınıf arkadaşım. Ben onu sevmiyordum. O beni seviyordu. Her gün bana şiirler yazıyordu. 4 sene boyunca şiir yazdı bana. Menzil grubundandı. Bize ters bir gruptu. Fakat senin evlendiğini duyunca ben de ona evet dedim. İstemediğim bir evlilik yaptım. Hayatı böyle geçmiş. Ve aradan yıllar geçtikten sonra 2012 senesinde buluştuk. 2012 senesi uzun yıllar geçmiş tabii. Bayağı uzun yıllar geçmiş. Çok üzüldüm tabii. Bir insanı üzmek, kırmak ne kadar kötüdür. Farkında olmamak yani bir de. Keşke farkına varsaydım. Bu kadar üzmeseydim. Daha sonra tabii Menzil grubuyla ilişkisi şöyle oluyor. Kocası Menzil'den olunca rüyasında Raşit Erol rahmetli hocayı görüyor. Elini öpüyor. O tarikata giriyor. Gidiyor elini öpüyor gerçekten. Samimi bir insan. Dindar bir insan. Ruh gözü açık bir insan. Evliya Saliha bir hanım. Öğretmen. İkinci üniversiteyi de bitiriyor. 2 tane üniversite mezunu. Ve kocasıyla
defalarca boşanma noktasına geldi. Pardon, 2012'den önce biz daha önce de buluştuk Alanya'da. Her seferinde sorun kocasından boşanma durumu. Ben boşanmasın diye çok uğraştım. Kocası iyi bir Müslüman ama yani menzil grubundan biraz sümsük dediğimiz Kayseri tiplerden annesi, korumacı anneci mahvetmiş kızı. Çocuk kızdan üstüne travmaya ulaşmış. Yani oğullarından vazgeçemeyen anne tipleri vardır ya böyle. Gelinlere zulmeder. Gelinlerin canını okur. O kaynana çok büyük travma. İnsan üzülüyor ama bu travmalar lupus hastalığı meydana getirdi. Onda bağışıklık sistemini çok kötü bir durum. Ve öyle olunca tabii sen bilirsin diye her seferinde soruyor. Hayır diyorum. Birazdan canlı yayını bitireceğim. Çıkmak zorundayım zaten yarım saat sonra. Yarım saat yok. Daha kısa süre içinde. Sonuç itibariyle ben ona boşa demedim. Ben hiç kimseye boşan demem. Boşandığını öğrendim birkaç sene önce. Ve şimdi yeniden evlendi. Yine bir insanla hayatını birleştirdi. İnsanın hayatı gerçekten bir rüya gibidir. Hızlı gelip geçer. Onunla 2013'te Alanya'da hanım da vardı. Sabaha kadar oturup konuştuk. Ağlaştık. Dertleştik. Sabah ezanı, namazı kıldık. Hanım kalktı ya dedi. Sabaha kadar ne konuşturuz dedi teyze kızıyla. Bizim dedim derdimiz bitmez. Bizim derdimiz bitmez. Peygamber Efendimiz'i rüyasında görmüş. Annesi yani teyzem kelime-i şehadet getirerek vaat etmiş. Çok güzel. Ahir zamanda namaza başlamış, oruç tutmuş. Bizim ailede zaten başını örtmeyen, namaz kılmayan, oruç tutmayan yoktur. Komünistleri bile hacı olmuştur, hoca olmuştur bizde. Çıkmaz bizim sülaleden öyle namaz kılmayan bir adam. Eninde sonunda La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek nefesini teslim edeceği bir kanala girer. Hatta benim Dursun dayım vardı, içkici, rakıcı, zabıta müdürüydü. O da ayrı ömründe öyle oldu ve vefat etti. Hepsi öyledir. Yani çok ilginç. Yani bizim gibi Müslümanlara Türkiye'de zulmeden, terörist diyen, hain diyen, yani bir sürü şeyler diyen insanlar bilin ki gladyodur, alçaktır. Bilin ki bu siyasi fahişelikte bir yere gidemezler. Biz rüya konusuyla başladık ve rüya konusuyla bitirelim. Peygamber Efendimiz'in hadisinde diyor ki, bu dünya bir rüyadır. Öldüğünüz zaman gerçeğe uyanırsınız. Rüyalarda insanlar aslında gerçekten de izler görürler. Ruhları çünkü özgürdür ve ebedidir, ebede müştaktır. O bu bedende, geçici bedende, bu hayatta size bir takım vizyonlar, işaretler vermeye çalışır. İnşallah teyze kızını üzmemişimdir bu hikayeyi anlatarak. Çok açık, open mind, talk edip biridir. Cüzdücüleri salmam. Öğretmendir zaten. Bu hikaye bir ders olur belki bazı insanlara. Hiç kimseyi üzmemek, kırmamak gerekli. Ben bir insanı kırdığım zaman, üzdüğüm zaman uyuyamam zaten. Rüyalarıma girer. Hakkını helal ettirene kadar uğraşırım. Kimsenin şahsıyla bir düşmanlığımız olamaz bizim. Rüyalarda buluşmadan gerçekte buluşsak aslında daha güzel olur. İnsanlar barış, mutluluk, huzur içinde yaşamak istiyor. Aynı toplumda farklılıklar olarak yaşamak istiyor. Coexisting olarak yaşamak istiyor. Siyasi ayrımcılık, hizipçilik içinde yaşamak istemiyor. Süfyan devri, fitne devri, ahir zaman herkesin başında bir demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Gerçek yoksa, terapi yoktur. Rüyada gerçekler arıza endam eder bilinç altında. Bilinç bunda justification yapıp da negotiation yaptığında
association yaptığında, ilişki kurduğunda rüyaları yorumlamak daha kolay olur. Eğer rüya gören yardımcı olmazsa yorumcuya, rüyaları tam yorumlamak kolay değildir. Yoksa tek taraflı one-sided bir yorum geçerli değildir. Rüya görenle rüya yorumlayan ortak bir hikaye ortaya koyacaktır ve ikisi de bundan mutmain olacaktır. Yoksa tek taraflı rüya yorumcularına inanmayın efendim. İyi günler. Tekrar bu kitabı gösterelim.